Eksi 3,10 ile 6 8 noktalarını birleştiren doğru parçası eksi 1,6 noktası tarafından bölündüğünde ortaya çıkan oranı hesaplayın demişler. Şimdi bu iki noktayı birleştiren bir doğru parçası, bu doğru parçasını bölen bir nokta var ve bizden noktanın doğru parçasını hangi oranla böldüğünü bulmamızı istiyorlar soruda açıkça söylenmemiş ama bu noktanın doğru parçası üzerinde olması lazım nokta doğru parçasının üzerinde olmayan bir noktada olabilirdi yine de soruyu hazırlayanın doğru parçasının üzerinden bir nokta seçtiğini tahmin ediyorum evet noktanın doğru parçasını hangi oranda böldüğünü bulmamız gerekiyor soru hakkında düşünmeye başlamadan hemen koordinat düzlemini ekrana getirelim bu bölümdeki soruların hepsi için koordinat düzlemine ihtiyacınız olacağını da şimdiden söylemek istiyorum. İşe eksi 3,10 ve 6,8 noktalarının yerini belirleyerek başlayacağım. Hadi bakalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu eksi 3,10 noktası. Evet, eksi 3,10. Sıra 6,8'de. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet 6 virgül eksi 8 noktası da aşağı yukarı burada bir yerde. Şimdi de bu iki noktayı birleştiren doğru parçasını çizmem lazım. Şöyle yaparsam olmadı bu düz bir çizgi. Evet bu oldu. Evet işte bu. Fena olmadı. Sırada eksi 1 virgül 6 noktası var. Bir bakalım. Eksi 1 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte o da burada. Bu arada doğru parçasını çizerken fena iş çıkarmamışız değil mi? Baksanıza 1 virgül eksi 6 noktası gerçekten de doğru parçasının üzerinde. Bu çizime bakarak cevabımızın ne olacağı hakkında düşünmeye başlayabiliriz. Nasıl mı? Bakın bizden istedikleri aslında bu uzunluğun bu uzunluğa oranıdır. Ve bu iki noktayı birleştiren doğru parçasını bölen noktanın doğru parçasını hangi oranda böldüğünü sormak aslında soruyu gereksiz yere uzatmaktan başka bir şey değil. Bu uzunluğun bu uzunluğa oranı nedir diye sorsalardı her şey çok daha açık olurdu öyle değil mi? peki buna benzeyen bir soruyu sizce nasıl çözebiliriz bu uzunluğu bulacağız sonra da bu uzunluğu bulup birbirine böleceğiz. Soruyu görüp de çözümü kafamda canlandırmaya çalıştığımda bu uzaklığın bu uzaklığa oranını bulmamız gerektiği için uzaklık formülü kullanabiliriz diye düşünmüştüm. Evet bu noktayı ve bu noktayı bildiğimize göre bu uzunluğu uzaklık formülüyle hesaplayabiliriz. Hani o x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesinin karekökü olan. Aynı şeyi bu uzunluk içinde yaptıktan sonra da iki uzunluğu birbirine Bölmemiz yeterli olacak. Bu arada eğer uzaklık formülünü hatırlamıyorsanız, bu uzunluğu ve bu uzunluğu bulup Pisagor teoremi ile de bunu hesaplayabilirsiniz. Zaten uzaklık formülü de Pisagor teoreminden gelen bir formül. Evet, soruyu bu şekilde çözebiliriz. Aslına bakarsanız çözmenizi de öneririm çünkü soruyla karşılaştığımda ben de bu yöntemi kullandım. Bu yöntem yanlış değil ama biraz uzun. Neden mi? Çünkü bizden bu iki doğru parçasının oranını bulmamızı istiyorlar. Doğru parçalarının uzunluklarını değil ve sadece oranı bulmamız gerekirken neden uzun uzadıya iş yapalım ki? Bize daha kısa ve hızlı olan çözüm lazım. Peki bu iki doğru parçasının oranını uzunluklarını hesaplamadan bulmanın daha hızlı bir yolu var mıdır diye sorarsam ne dersiniz? Uzunlukları bulmadan oranı bulabilir misiniz? Nasıl olabilir? Olabilir mi? Bu bir koordinat geometrisi sorusu olduğu için uzunlukların hepsi ya yatay ya da düşey olarak ölçülür. Demek istediğim size eksi 3,10 noktası verildiğinde bunun aslında ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Bu noktanın koordinatları ya da adresi eksi 3,10. Başka bir deyişle bu nokta bu doğrudan 3 birim eksi işareti olduğu için de solunda olduğunu anlıyoruz. Bu doğrudan da 10 birim uzaktadır. Peki bunu kullanarak yani yatay ve düşey doğruların da yardımıyla bu soruyu çözebilir miyim? Az önce ne dedik? Uzunluklara ihtiyacımız var çünkü bu doğru parçası eğimli bir doğru parçası. Eğer bunu yatay ve düşey doğru parçaları kullanarak ifade edebilirsem işim çok kolaylaşır çünkü bu uzaklıkların hepsini biliyorum. Bu söylediğimi yapmak için öncelikle bu doğruyu bu şekilde bunu da bunu da bu şekilde uzatalım. Bunu neden yaptığımı merak ediyor iseniz bu uzunluğu yatay ve düşey uzunluklar olarak ifade etmeye çalışıyorum da ondan. Şimdi aynı şeyi buna ve buna da yapalım. Evet, biraz ilerleme kaydettiğimizin farkındasınız değil mi? Bu uzunluğun bu uzunluğa oranını bulmaya çalışıyorduk. Peki şu anda ekranda ne görüyorsunuz? Turuncu üçgenin bu kenarı ile mavi üçgenin bu kenarını karşılaştırabilirsek soruyu çözmüş olacağız ve biz üçgenleri severiz. Üçgenler hakkında bir sürü de şey biliyoruz. Hadi bakalım. Üçgenleri daha iyi görmek için koordinat düzlemini silelim. Evet karşımızda iki tane üçgen var ve bunların kenarları arasındaki oranı bulmak istiyoruz öyle değil mi? Ve söz konusu olan üçgenler ve kenarları arasındaki oran olduğunda üçgenler bir de benzerse tadından yenmez. Neden? Çünkü benzer üçgenlerin kenarları arasındaki oran birbirine eşittir. Yani bu kenarla bu kenar arasındaki oranla bu kenarla bu kenar hat daha bu kenarla bu kenar arasındaki oran birbirine eşittir. Evet, bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu iki üçgenin benzer olduklarını ispatlayabilirsem, soruyu neredeyse çözmüş gibi olacağım. Ve şansımıza bu iki üçgen gayet de benzer gibi görünüyorlar, öyle değil mi? Bu arada gayet benzer de demekse, her neyse. Şimdi neden diye soracak olursanız, bu açının e, 90 derece olduğunu biliyoruz. Evet, bu açı da 90 derece eşit olan iki açı daha bulursam açı açı benzerliğinden bu üçgenlerin benzer olduklarını söyleyebilirim bu açıyla bu açıyı ele alalım bu iki açı eşit gibi görünüyorlar ama öyle görünüyor olmaları tabii ki de yeterli değil yani bu iki açının eşit olduklarını ispat etmemiz lazım bir bakalım bu iki doğru birbirine paraleldir öyle değil mi evet bu iki doğru da x eksenine paralel olarak uzandıkları için birbirine paraleldir Aradaki bu doğru ise az önce bahsettiğimiz iki paralel doğruyu kesen bir kesenden başka bir şey değildir. Tüm bunları bu iki açının yöndeş açılar olduğunu görebilmeniz için söyledim. Bu iki açı yöndeş açılar oldukları için de bu iki üçgen benzer üçgenler oluyorlar. Ve artık işimiz çok ama çok kolaylaştı. Çünkü artık bu uzunluğun bu uzunluğa oranına ihtiyacımız yok. Bu uzunluğun buna oranı işimizi göreceğiz ve fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu uzunlukları hesaplamak çok ama çok kolay. Hadi şimdi hemen her zaman olduğu gibi videoyu durdurun. Bu uzunluğu ve bu uzunluğu bulun. Birbirine bölün ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmüş olun. Koordinat geometrisinde bu uzunluğu bulmak için ihtiyacımız olan tek şey y koordinatlarıdır. Bu noktanın y koordinatının 10 olması bu uzunluğun 10 olduğu anlamına gelir. Bununkinin 6 olması ise bu uzunluğun 6 olduğu. 10 ile 6 arasındaki fark da bu uzunluğu verir. 10 eksi 6, 4 eder. Evet, burası 4 birimmiş. Peki ya bu kenar? Aynı mantıkla 6 bu noktanın x eksenine olan uzaklığının 6 birim, eksi 8 ise bunun uzaklığının 8 birim olduğunu anlatır. Bu mavi kenarın uzunluğuna ihtiyacım olduğu için de eksi 8 ile 6'yı toplayacağım. Tabi bunların mutlak değerlerini toplamaktan bahsediyorum ve sonuç 14 olacak. Oranı bulmak için de yapmam gereken tek şey 14 bölü 4 pardon, pardon, 4 bölü 14'ü hesaplamak. Sıranın burada önemi var çünkü bunun buna bölümüyle bunun buna bölümü aynı oranı vermez. İlk olarak hangi noktayı verdilerse oranı da o sıraya göre bulmamız gerek. Eksi 3,10'u önce verdikleri için Önce bunu, sonra da diğerini yazıp 4 bölü 14 elde edeceğiz. E 4 bölü 14, 2 bölü 7'ye eşittir, öyle değil mi? Aynı renkleri kullanayım, oranı bu şekilde de ifade edebiliriz. 2'ye 7. Bu arada neden y koordinatını tercih ettiğimi merak ediyordu olabilirsiniz. Eğer x eksenini daha çok seviyorsanız tabii ki onu da seçebilirsiniz. Bu uzunluk diğerlerine göre daha belirgin olduğu için ben bunları tercih ettim ama eğer şu anda bir sınavda olsaydınız ve cevabınızın doğru olup olmadığını kontrol etmek isteseydiniz aynı şeyi x koordinatı ile de yapabilirdiniz. Bu noktanın x koordinatı eksi 3 bu da eksi 1 olduğuna göre aradaki uzaklık 2 birimdir. Bu noktanın x koordinatı 6, bu da eksi 1 olduğuna göre aradaki mesafe bir bakalım 7 birim olur değil mi? 6'dan 0'a kadar 6, 0'dan eksi 1'e kadar da 1 bir birim ilerleriz. Evet, yani toplam 7 birim. Aynı oranı bulduk, gördünüz değil mi? Hatta bu sefer doğrudan 2 bölü 7'yi bulduk. 2 ile sadeleştirmemize de gerek kalmadı. Bu videoda size bu tarz soruları çözmenin biraz farklı bir yolunu göstermek istedim. Soruyu bulmak istediğimiz oranı m bölü n olarak düşünüp x ya da y koordinatları için kesit formülünü uygulayarak da çözebilirdik. Bu son derece doğru da olurdu ama eğer işin mantığını anlamak ve sonuca daha hızlı ulaşmak istiyorsanız, hatta eğer siz de benim gibi formülleri ezberlemekten hoşlanmıyorsanız, soruya benim yaklaştığım şekilde yaklaşabilirsiniz. Aslına bakarsanız burada da kesit formülünü uyguladık. Yani kesit formülü bu şekilde ispatlanır. Eğer bunları değişken olarak bırakırsanız kesit formülünü elde edersiniz. Bir de eğer bu yöntem size uygun geldiyse işin mantığına alışıp üçgenleri ve benzerlikleri daha hızlı görmeye başladıktan sonra soruları ne kadar hızlı çözeceğinize siz de şaşıracaksınız. Soruyu okuyup da size verdikleri noktaların eksi 3,10 ve 6, 8 olduğunu ve bu doğru parçasının eksi 1,6 noktası tarafından bölündüğünü görünce x ya da y koordinatlarından birini seçip diyelim ki x koordinatını seçtiniz bu noktanın x koordinatı diğerininkinden ne kadar uzaktadır diye düşünüp eksi 3 eksi eksi 1'den 2 bulacaksınız. 6'nın da eksi 1'den 7 birim uzakta olduğunu bulduktan sonra da oranın 2 bölü 7 olduğunu kolayca göreceksiniz. Soruyu bize eğer y koordinatları verilmemiş olsaydı da çözebilirdik. Demek istediğim eksi 3 virgül bir sayı, 6 virgül bir sayı ve eksi 1 virgül bir sayı olsaydı, hatta x koordinatları verilmemiş olsaydı da soruyu az önce çözdüğümüz gibi çözebiliriz. Aslına bakarsanız soruda bize soruyu çözebilmemiz için gerekli olandan daha fazlası verilmiş.